Şimdi TKK deyip duruyoruz fakat bu TKK nedir? Bize TKK hakkında bilgi vermesi için ben takım başkanımız Sevde Yavuğ'u yayına davet ediyorum. Sevde hoş geldin. Hoş Nasılsın? bulduk. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ekibinle beraber işin ehli olarak bize TKK nedir? Ne yaptınız bu TKK'da? Bize anlatır mısın? Buyur. Tabii öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ravza'nın da dediği gibi ben Sevde. Ben sizlere teknoloji takımı kıraathanenin kısaltması olan TKK hakkında bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle BİSK'imiz bundan bahsetmek istiyorum. Bizler Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde okuyan ve okulumuzun TKK ekibinde bulunan, teknolojiye ilgi duyan, bu alanda kendini en iyi şekilde geliştirmeye çalışan gençleriz. Bizim ise bu yolda öncelikli hedefimiz teknoloji alanında geliştirdiğimiz projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda hem kendimizi hem okulumuzu hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu yolda ise misyonumuz biz İmam Hatipli gençlerin ilmi eğitimlerine ek olarak aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturmak için inovasyon, girişimcilik, yapay zeka alanlarında da kariyer gelişimlerine imkan sağlıyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin mühendislik ve teknoloji alanlarında kendi fikirlerini geliştirmeye ve bu fikirleri uygulama noktasında takım üyeleriyle görev dağılımlarını üstlendik. Aynı zamanda öğrencilerimizi eleştirel düşünme becerilerine geliştirmelerine ve problem çözme yaklaşımlarıyla karşılaştıkları zorlukları aşmalarına çözüm teknikleri üretiyoruz. Bunun yanı sıra ise öğrencilerimizin takım çalışması, liderlik, iletişim becerilerini de kuvvetlendiriyoruz. Vizyonumuzdan bahsedecek olursam ise öğrencilerimizin teknoloji ve mühendislik alanlarını ilerlemelerine ve gelişmelerine yardımcı olmak için STEM adı verilen yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerileri kazanmalarına, gelecekteki kariyerleri için donanımlı hale gelmelerine katkıda bulunuyoruz. Ekip şemamızdan bahsetmem gerekirse ise bizler İSEK hocamızın koordinatörlüğünde yürütülen bir takımız. Bunun yanı sıra okulumuz hocalarından Hamza hocamız, Barış hocamız, Bilge hocamız ve Sümeyye hocamız bu yolda bize yardımcı oluyor. Bu yolda ise bir diğer destekçilerimiz bizim mentörlerimiz. Mentörlerimiz ise Zeynep ablamıza, Celalettin abime ve Bekir abimize teşekkür ediyoruz. Yol haritamızdan bahsedecek olursam ise bizler Ekim ayında kurulan bir takımız. Yani aslında bu bizim 8. ayımız, 9. ayımıza gireceğiz çok yakın bir zamanda. Ekim ayında Proje 101 eğitim alarak bu yola başladık ve her takım artık çevreye bakışını değiştirdik ve bakış açılarımızı değiştirdik. Böylelikle de güncel problemler üzerine düşündük. Kasım Aralık ayına geldiğimizde ise bu güncel problemler üzerinden artık her takım problemlere yoğunlaşarak çözüm üretmeye başladı. Bu çözümleriyle birlikte projelerimize başladık. Ocak-Şubat ayına geldiğimizde ise her takım projelerine yoğunlaştı ve prototip aşamasına geçti. Tabii bu zamana kadar da birçok yarışmaya başvurduk. Teknofest, TÜBİTAK, Uluslararası MEBROBOT gibi. Ancak Mart ayına geldiğimizde yarışmalardaki gelişmeleri takip ettik ve projelerimizi sürekli güncel tuttuk. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin başına çok büyük bir felaket geldi. Buradan da geçmiş olsun diyelim tekrardan. Bu felaket sonucunda da yarışmaların birçoğu ertelendi. Nisan ayına geldiğimizde ise Python 101 eğitimi aldık. Mayıs ayında ise Figma eğitimi ve 3D eğitimi alarak devam ediyoruz. Bu süreçte sürecimizden bahsedecek olursam ise bizler TÜBİTAK 2204A'ya 2023 yılında 4 proje başvurusu yaptık. Bunlardan bir tanesi ise İstanbul Avrupa Bölge Üçüncülüğü kazandı. Teknofest 2023'te 4 projeyle başvurduk ve 2 farklı kategoriden giriş yaptık. Bir tane projemiz PDR aşamasına kadar kaldı. 15. Uluslararası MEBROBOT yarışmasına yine 4 proje başvurusu yaptık ve 2 projemiz burada finalist oldu. Bunun sebebi de aslında çünkü her okuldan 2 proje kabul ediyorlardı. Doğuştan girişimciler zirvesine ise bir projemiz başvuru yaptı ve birçok üniversitenin arasından geçerek finalist oldular. Aynı zamanda Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin erken girişimcilik programına da yine 3 projemiz başvuru yaptı ve 2 projemiz şu anda Bilgi Ticarileştirme Merkezi'nden eğitim almakta girişimcilik hakkında. Tabii bir de bu takım süreçlerinde bizim 3 farklı kavramımız var. Biz öğrencilerimize 3'e ayırıyoruz. Burada tırtıl, koza ve kelebek. Tırtıl dediğimiz grup proje 101 eğitimini tamamlamış olması gerekiyor. Koza dediğimiz ekip ise hem bir kez demodaya katılmış olması lazım hem de bir yarışmada finalist olması lazım. Kelebek dediğimiz ise artık bunların hepsini gerçekleştirmiş. Yani mentaj kavramı. Yani artık alt ekiplere ders verme, alt arkadaşlara yardımcı olması gerekmekte. Etkinliklerimizden bahsetmemiz gerekirse de bizim çeşitli bootcamp'lerimiz oluyordu. Şimdi sizlere onu seyredelim. Thank you.
Bunun yanı sıra tabii ki girişimci buluşmalarımız da oldu. Bunlardan bahsetmem gerekirse ise Celalettin Özer ve Furkan Sarı, kendileri Genç Makers kurucuları. Aynı zamanda da Kidosa'da proje ortakları. Zeynep Nur Mavibas, TUSAŞ'ta Türk Havacılık Uzay Sanayi'de yani Life to Up projesiyle birlikte şu anda yürümekte. Fatma Nur Ezber Baykar'da görev yapmakta. Eda Nur Şeçin de Apache proje ortaklarından bir tanesi. Faaliyetlerimizden bahsetmem gerekirse ise bizler bu süreçte çeşitli faaliyetlere katıldık. Tabii bunların hepsi sunuma sığmasa da birkaç tanesini örnek vermemiz gerekirse Atölye Üsküdar'a bir gezimiz oldu ve burada VRBox deneyimi yaşadık öğrencilerimizle birlikte. Aynı zamanda diksiyon eğitimi aldık. İçinin Ramazan etkinliğine katıldık. Ve bir de Magellan yazılım şirketiyle görüşme yaptık. Şimdi ise 2023-2022-2023 TK1 yılını size...